Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Deniz Los Angeles Oto Kurtarma. Hepinize selamlar dostlar. Şimdi kamerayı buraya sabitledim. Hani uzun yol vloğunda artı mikrofonu da şuraya çektim ki sesim daha güzel gelsin diye inşallah sesim gelir arkadaşlar. Şu mikrofonu şöyle bir. İnşallah ses gelir buradan ya. Gelir herhalde ya, Allah'ın izniyle. Arkadaşlar saat 10'a geliyor. Antalya'ya doğru yola çıktım. Bir takipçim vardı sağ olsun. Antalya'da sıfır Mercedes'i varmış. Onu almaya doğru arkadaşlar yola gidiyorum. Buradan da giderken bir tane bir arkadaşımız vardı Bucak'ta. Benim bu çekiciyi aldığım arkadaş Bekir kardeşim. Zaten videonun devamında onu da göreceksiniz. Ona da uğrayacağım. Yarın dönüşte mutlaka uğrarım ona. O da bir tane Ankara'da dedi abi bir ufak bir motosiklet var dedi. Onu dedi gelirken dedi bir getiriver dedi. Şimdi onu da arkaya bağladım arkadaşlar. Ufak bir motosiklet. Şimdi Antalya'ya doğru yola çıktım inşallah. Bu karşı herhalde Antalya'ya inerim diye tahmin ediyorum. Gece yolculuğu iyi oluyor abi. Hani fena oluyor yollar. Zaten şu an sokağa çıkma yasağı da var. Yolları görüyorsunuz boş yani. Tek tük arabalar var. Ya birçok takipçim abi bir soru cevap videosu yap diyordu. Şimdi akşam 7 gibi falan bir video paylaştım. YouTube'da dedim ki soru cevap videosu arkadaşlar. Hani aklınıza gelen bir şeyler varsa sorun dedim. Oradan bayağı bir yorum gelmiş. 66 tane yorum var şu an. Sonra videoyu geri gizliye aldım. Hani çünkü yeter artık. Hani cevaplama aşamasına geldim şu an. Evet uygulamaya geldik. Polis uygulamasına. Saat 9'u geçti ya. Sokağa çıkma yasağı var arkadaşlar. Uygulamadan sonra şey yapayım. Geçirecek herhalde bizi. Hayırlı nöbetler polis ağabey. Evet. Mikrofonu taktık doğru tamam bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar sorulara başlayalım. İstikamet Antalya arkadaşlar. Bir sıfır Mercedes'imiz var. Ankara'ya gelecek. Takipçimin Allah razı olsun işi bize verdi hani. Şimdi yola giderken soru bir. Çocuklarını neden götürmüyorsun abi? Şimdi arkadaşlar yola giderken sokağa çıkma yasağı var biliyorsunuz zaten. Sokağa çıkma yasağı olmasa bile hani benim yanımda müşteri dahi olsa yani ekstra bir kişi dahi olsa abi uzanamıyorsun, yatamıyorsun, istediğin gibi hareket edemiyorsun, camı açamıyorsun, teybi açamıyorsun. Bazen ben son ses açıyorum hani bazen çok kısık dinliyorum falan. Artı bir de çocukları devamlı niye götürmüyorum? Şimdi büyük çocuk zaten lise son Berkan'ın staj görüyor. Ufaklıkta zaten çırağlık okuluna gidiyor arkadaşlar. O oto tamir, tır kamyon tamirine bizim biraderin yanında. Niye çırağlık okuluna gidiyor arkadaşlar? Normal okulu bıraktı şimdi çırağlık okuluna gidiyor. Zaten şimdi devlet çırak yetişmiyor diye çırağlık okulunu mezun yani artık çırağlık okulundan mezun olduğu zaman meslek lisesi mezunu oluyor arkadaşlar. Çünkü eskiden bu olay yoktu. Ondan dolayı çırak yetişmiyordu. Durum böyle arkadaşlar. Çocuklarımı niye götürmüyorum? Yani onların da bir kendine göre bir işi gücü var. Hem de ya bazen götürüyorum. Hani onlar boşta olduğu zaman hani ben müsait olduğum zaman yol çok uzun olmadığı zaman götürüyorum. Şimdi ikinci soru. Dali'yi alırken 3000 motor neden almadın abi? Mustafa yazmış İvefo. Kardeşim şimdi Dali'yi alırken bu işe ilk başladığımda hani kayargası olsun dedik ama hani bilmiyorduk Dali'nin hani 3000 motorları meğersem kamyonetlerde de varmıştı. Ama işte ben bilmiyordum. Ha bilseydim alır mıydım? Alırdım vallahi niye almayayım çünkü Dali'nin 3000 motorları güzel abi hani köpek gibi gidiyor yani rampalarda falan çok güzel geçiyor. Üçüncü soru Halil Emre Dilek yazmış. Arabayı yenilemeyi düşünüyor musun abi demiş. Evet Halil Emre. Şimdi kardeşim arabayı yenilemeyi şöyle düşünüyorum. Şimdi benim araba 500 bine şey yaptı. Hani yaklaştı. Yalan yok arkadaşlar. 500 bine araba yaklaştı. Zaten videolarda abi görüyorsunuz arabayı. Hani yaptığım kilometreyi soranlar oluyor. Hani söylüyorum. Şimdi arabayı ilana koydum. Zaten gören takipçilerim de var. Dedim ki hani bir deneyim dedim hani bir hani satılırsa aklımda belli bir fiyat vardı hani dedim ki satılırsa esnaf kefaletten dedim hani biraz bir kredi çekeyim yenileyim dedim
Ama ilana koydum arkadaşlar. Piyasa çok kötü gerçekten. Ne arayan var ne soran var. Araba ilanda duruyor ama muhtemelen herhalde motorunu yaptırıp bineceğim. Ya motorda da öyle hani aman aman bir şey yok yani. Sadece bir yağ yakması birazcık arttı, o kadar. Durum böyle arkadaşlar. Ha bir sponsor olursa tabi, hani Evoco bir sponsor olursa tabi niye almayayım abi, alayım. Hani tamamen bu işler arkadaşlar bütçeye bakıyor. Şu an bir sıfır dali alsan, kasası masası yaptırmaya kalsan yani kurulu düzen 300 milyara geliyor arkadaşlar. Dördüncü sorumuza gelelim. Redlex olmayan yüzü. Nasıl isim la bu? Pala'ya kanal açacak mısınız? Vallahi arkadaşlar Pala'ya ben video çektiremedim utancından. Hani utanıyor abi adam. Hani kamera karşısında hani konuşamıyor. Hani herkesin de bir yapacağı iş değil bu. Pala'ya bir kanal açacak mısınız? Yani video çekmeyen adam da kanal açmaz herhalde. Sanmıyorum kardeşim. Öbür soru. Yasin Fındık Dalı. Biz de Pala dayımı çok seviyoruz. Allah razı olsun demiş. Allah razı olsun kardeşim. Sağ ol Yasin. Öbür soruya geçelim. İsmail Kızılbeyli. Abi hayırlı işler. Videoda benim adım soyadım geçirse sevinirim. Tamam. Adını soyadını söyledim kardeşim. Ali Paşa yazmış. Abi sorması ayıp. Ayda kaç para kazanıyorsun? Pala senin işçin mi? Ali Paşa kardeşim. Pala benim hem dostum hem şoförüm. Yani patron işçi ilişkisinden ziyade abi kardeş gibiyiz. Yani abi kardeş gibiyiz biz onunla. O benim abim. Yani ben ona patronluk yapmam. O da bana işçilik yapmaz. Kendi işi gibi koşturur. Ayrı kaç TL kazanıyorsun gelince arkadaşlar. Yani belli ortalama bir şey. Hani kazanıyoruz arkadaşlar. Ama miktar olarak söylemeyeyim. Hani bir ticaret alakası var. Onu söylemek istemiyorum arkadaşlar. Hani bazen fiyat soruyorlar. Abi işte şuradan şuraya kaça gidiyorsun falan. Bana da çevirmeden geçiyoruz. Hem öyle fiyat söylemiyorum arkadaşlar. Yani arayın sorun. Ona göre arkadaşlar, tamam. Evet şimdi Mustafa yazmış tekrar. Pala'ya kaç TL maaş veriyorsun kardeşim? Bu da ticaret ahlakı. Mustafa abi kardeşiz biz onunla. 3 aşağı 5 yukarı anlaşıyoruz. O benim abim. Sancar Efe yazmış. Abim Erzurum uzun yolda arka cam kamera çok hoş oluyor bence. Öyle yolculuk yap derim. Allah bozkancı aç versin. Sancar Efe eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Zaten ben de uzun yolda hani buraya sabitledim. Hani bu açı inşallah iyi olacak böyle. Şöyle. İnşallah artık uzun yolda böyle. Hani şehir içinde abi böyle hani söktak uğraştırır biraz, biliyor musun? Şehir içinde abi arabayı indirip bindirirken kafama takıyorum kardeşim. Anıl Küçük Kese yazmış. Abi neden motor yenilemek istiyorsun? Direkt arabayı yenile. Kardeşim şimdi her şey bütçe meselesi. Şimdi arabayı yenileyecek kadar bir param yok. Çok şükür evimi daha yeni aldım. Kredi çektik. İkinci arabayı yaptık falan derken evimizi işte borçla harçla aldık. Şimdi sıfır araba almak biraz külfetli. Hani dediğim gibi bir sponsor falan bulursak niye almayalım? Alırız inşallah. Ama sanırım yenilemeye gireceğiz bu şekilde. Recep 00 kardeşim yazmış. Günde ortalama kaç araba alıp indiriyorsun abi akşama kadar demiş. Kardeşim Recep, şimdi bu iş hiç belli olmuyor. Nasıl belli olmuyor? Yani bir günümüz aşırı yoğun geçiyor. Bir günümüz bazen günde bir tane atıyoruz, iki tane atıyoruz, oturuyoruz. Yani bu hiç belli olmuyor. Ama eski iş var mı? Eski iş yok. Yani şu an bu pandemiden dolayı hani hani ne bileyim ekonomik durumlar falan hani eski hareketlilik yok. Yani sanayide de yok. Yani sadece bizde değil bu arkadaşlar. Sanayide de yok. Ama ortalama kaç araba çekiyorduk? İşte gene iki araba, hani yalan yok, bazen 5 araba, bazen 6 araba, bazen 10-12 araba, bazen 15 araba diyeyim. Ortalama yani. Ama şu an o hareketliliğimiz yok yani kardeşim. Serdar abim yazmış. Serdar abim selamlar abim, cansın ya. APS Medya. Serdar abim. Kardeşim benim hayırlı işler Pala'ya selamlar. Aleyküm selam Serdar abim, cansın. Dest Gaming yazmış. Abi Antalya'nın neresine gidiyorsun? Kardeşim Muratpaşa'ya gidiyorum inşallah. Kazasız belasız sabaha doğru inşallah inerim. Zaten vlogun devamında da görürsünüz. Yiğit Bey. Abi meslekte ortalama kazancın nedir? Onu zaten biraz önce bahsettim Yiğit. Burhan Civelek, Bursa
Civelek Oto Kurtarma, Burhan Civelek, kolay gelsin başkan. Eyvallah başkanım. Sağ olasın, sana da kolay gelsin. Hayırlı işler, bol kazançlar. Aha yazmış. Çekicilik işine nasıl başladın demiş. Kardeşim, çekicilik işine nasıl başladın? Güzel bir soru sormuşsun. Şimdi ben 17-18 yıllık, ya 17-18 yıldır motorlu kuryelik yaptım arkadaşlar. Zaten en eski abonelerim beni bilir. Zaten bu YouTube olayına da motoblog'dan başladım arkadaşlar. Motoblog'dayken bir 20.500 abonem vardı. Ondan sonra çekici bloğa geçtiğimde işte 60.000'lere doğru yaklaştık. Çok şükür. Şimdi motorculuğun sonu yoktu arkadaşlar. Yani bu motorculuk, motokuryeliğin sonu yok arkadaşlar. Yani bu işin taş çatlasa 40-45 yaşına kadar hani yaparsın. Eski motorcular da zaten ya dükkan açıyor ya meslek değiştiriyorlar arkadaşlar. Bu bir gerçek. Biz de ne yaptık? Artık dedik kendimize bir dükkan açalım. Bir Facebook üzerine bir dükkan açtık. Hani orada da kendi paketimi attım. Yeri geldi ustası oldum. Ama abi Facebook işi, gıda işi gerçekten zor. Orayı devredince de dedik ki ne yapalım? Oto kurtarma işine girelim dedik ve bu şekilde oto kurtarma işine arkadaşlar girdik. Yani oto kurtarma işine buradan başladım arkadaşlar. Durum böyle Taha. Şimdi çiçek yazmış. Abi işini seviyor musun? Kolay gelsin. Kardeşim işimi sevmesem zaten yapmam. Çok şükür işimi seviyorum. Takipçilerimi seviyorum. Hayatı seviyorum. İnsanlara karşı iyi olmaya çalışıyorum. Hayata karşı iyi olmaya çalışıyorum. Rahmetli Ali Can abinin dediği gibi 3 günlük dünyada birbirimizi kırmanın, hani insanlar birbirini üzmenin bir anlamı yok. Yani hayata karşı, insanlara karşı daima hani pozitifim arkadaşlar. Çok şükür hani yani önemli olan sağlık. Sağlığın saatin yerinde olduktan sonra da gerisi teferruat arkadaşlar. Göktuğ Göçer yazmış. Hangi kamerayı kullanıyorsun abi? Kardeşim hangi kamerayı kullanıyorum? CGCam 5000 Wi-Fi var bende. Aksiyon kamerası. Bir de CGCam 4000 var. Onu genelde kasaya takıyorum 4000'i. Şehir içi hani aksiyon, atraksiyonlu araba çekerken arka kamerayı kullanıyorum. Ama arka kamerayı her zaman açmıyorum arkadaşlar. Durum böyle. Sefa Burakçı aylık gelirin yazmış. Onu zaten bahsettim kardeşim. Melik Karataş, sıfır dali gelecek mi? Vallahi kardeşim sıfır dali'yi ben de çok istiyorum da işte biraz önce bahsettim, gelecek mi? Bu işe nasıl başladın? Alperen, onu da anlattım kardeşim. Dali satışta abi değiştiriyor musun demiş. Barış, biraz önce anlattım. İlana koyduk ama satılırsa dedik. İşte esnaf kefaletten kredi, mredi, borç, harç. Belki yenilerim diye düşündüm ama araba satılmadığı için de arkadaşlar bu işi ertelemek zorunda kaldım şu an. Ama belli olmaz abi. Allah büyüktür. Bakalım. Göktuğ yazmış. Pala abiden bir tane video istiyoruz. Çok değil, bir tane. Tamam Göktuğ kardeşim. Rica edeceğim. Özellikle kendisi çekmese bile ben bir gün yanında gideceğim. Özellikle size çekeceğim abi. Kayseri Depo yazmış. Iveco kaç kilometrede? Şu an an ve an 465 bindi arkadaşlar. 500 bine doğru gidiyoruz. 500 bine doğru gidiyoruz. Evet yollar boş ya. Sokağa çıkma yasağı var ya. Emirhan Altay yazmış. Abi neden transit fiyat ve benzeri değil de Iveco? Emirhan Altay. Kardeşim bu soruyu çok soran oldu bana da zamanında. Şimdi neden? Şimdi abi Ford güzel araba ama yani yeni Ford'lar eski Ford'lar kadar sağlam değil. Aslında Fiat Ducato'yu sormuşsun. Fiat Ducato da kardeşim hani tek teker önden çekişli bir araba. Hani benim işimi görmüyor arabalar. Ama Iveco Dali benim bütün işimi görüyor arkadaşlar. Yani yalan yok. Kemikli araba. Arkası çift teker. Yani minibüsünü de atıyoruz. Onu da atıyoruz. Bunu da atıyoruz. Yani onun için Iveco abi. Arkadan çeker araba her zaman için iyidir arkadaşlar. Karlı havada, yağışlı arabada. Yani havada üstünde yük varken. Her zaman artı bu arabalar. Geçen mesela Erzurum'a gittim o karda kışta. Erzurum'a işte o rampaları falan çıktım üstünde şey varken yük. Eğer önden çekisi bir araba olsaydı mutlaka kalırdım yani orada. Mutlaka kalırdım arkadaşlar. Evet. APS Medya. Serdar abim benim. Aleyküm selam. Cansın. Seviyorum seni.
Arif Karaca, aleyküm selam. Möfero York, kısaca hayat hikayen demiş. Vay kardeşim ya, kısaca hayat hikayem. Nasıl anlatayım be kardeşimler? Kısaca hayat hikayem. Kısaca hayat hikayem. Şu tepe lambasını bir kapatayım abi. Kamyoncuların, tırcıların gözünü alabiliyor biliyor musun? Abi kısaca hayat hikayem. 83 doğumluyum işte arkadaşlar. Ankara'da doğduk, büyüdük. Ortaokul bittikten sonra işte okulu bıraktık. İşte iş hayatına atıldık işte. Ondan sonra evlilik, askerlik falan derken işte iş güç, motorlu kuryelik, çark çürt derken işte buralara kadar geldik. İki tane çocuğum var. Allah herkese nasip etsin inşallah. Durum böyle arkadaşlar. Yani hayat hikayesinde pek anlatacak bir şeyim yok yani. Doğma büyüme Ankaralıyız işte. Ortaokula kadar tahsilimiz var. Ortaokul bitti. Ortaokuldan sonra işte iş hayatına atıldık. Ondan sonra işte askerlikti, evlilikti falan derken çoluk çocuk buralara kadar geldik yani kardeşim. Abi Çanakkale'ye bir kaya en son ne zaman geldin demiş Görkem. Kardeşim Çanakkale'ye bir kaya bir kaya geldim yani en son ne zaman geldim? Geçen bir Çanakkale videom vardı. Bak videolardan bakarsan tarihine o zaman geldim kardeşim. Oradan buradan Ankara'dan Çanakkale'ye bir şey götürmüştüm araba. O zaman geldim. Recep Yılmaz yazmış. Bu meslek niye çoğaldı? Güzel bir soru sormuş kardeşim Recep Yılmaz. Bu meslek niye çoğaldı kardeşim? Şimdi benim de katkım çok oldu diye düşünüyorum. Çünkü bana yazanlar, arayanlar, soranlar işte abi ben de işte bu işi yapmak istiyorum. İşte hani millet insanlara kolay geliyor abi bu iş. Yani işte lan hem geziyorsun hem para kazanıyorsun falan gibisin ama işte dışarıdan görüldüğü gibi kolay değil arkadaşlar. İnsanlar hani bu işi kolay görüyorlar. Şimdi abi minibüs kesme olayı revaçta. Şimdi adam servisten çıkma minibüsünü satıyor. Hani onların belli bir yaşı var. Adam gidiyor hani kestiriyor. Ya diyor ben de yaparım diyor bu işi diyor. Ama işte o işler öyle değil arkadaşlar. Yani gerçekten çok riskli bir iş bu işler yani. Devamlı yoldasın. Yani arabayı indirirken bindirirken tamponla bir zarar versen, kapısına, farına, aynasına bir zarar versen tamamen bütün sorumluluk sende oluyor arkadaşlar. Yani kazası var, belası var. Yani kısacası bu iş herkese basit geliyor arkadaşlar. Kısacası herkese basit geliyor. Şimdi dolmuşçusu da abi dolmuşunu satıyor, bu işe giriyor. Sanayicisi de bu işi yapıyor. Kaportacısı da bu işi yapıyor. Ne bileyim berber adam işte işlerin düştü diyor bunu yapıyor. Ya arkadaşlar herkes nasibini kısmetini yer ama şimdi beni arayanlara da soranlara da hani mesaj yazanlara da söylüyorum. Gene burada da söyleyeyim bunu. Şimdi bu işte arkadaşlar çevre çok önemli. Yani çevren yoksa bu iş yürümez arkadaşlar. Yani adam diyor ki işte ben abi yaptıracağım sanayinin köşeye çekeceğim. Abi öyle bir dünya yok ya. Öyle bir dünya yok yani. Sanayinin köşesine de çeksen millet gelip sana iş vermez abi. Her şey şu telefonda abi. Telefonda ve çevreye bakıyor abi. Yani çok şükür işte hani benim de biraz çevrem var. Oradan geliyor. Allah razı olsun. Hani takipçilerim sağ olsun. Hani onlar gönderiyorlar. Seviyorlar beni, izliyorlar. Allah razı olsun hepsinden de. Buradan hepsine tekrar ayrı ayrı hani teşekkür ediyorum. Ya bu meslek niye çoğaldı? İşte dediğim gibi kardeşim hani millete basit geliyor. Ondan çoğaldı. Daha ne olacak işte araba taşıyıp indirip bindireceğiz diyorlar ama işte bunun evrağı var, küreği var, işte vergiye kayıtı var, SRC'si var, psikosu var, KBLG'si var, cartı var, curtu var, kaskosu var, sigortası var. Mesela şimdi Antalya'ya gidiyorum. Antalya'dan sıfır Mercedes getireceğim. Özel kasko yaptırıyorum abi arabaya. Niye? 650 bin liralık araba abi. Allah korusun yani. Yoldasın. Sen hani dikkatli de gitsen neyin ne olacağı belli değil. Belki adam karşı şeritten uçup sana gelecek abi. Yani onun için abi her zaman diyorum yani riskli iş abi. Hani insanlar basit sanıyor ama gerçekten riskli iş yani. Bu basit geldiği için bu meslek çoğaldı kardeşime. Onun yani kısacası cevabı bu. Ömer Ali Yılmaz demiş abi Kumluca'ya gel. Kardeşim Kumluca'ya bir sefer gittim. Hatta Finiki'ye kadar gittim.
Finike'ye kadar gittim kardeşim. Finike'den oradan bir araba aldım geldim. Buradan da bir araba götürdüm oraya. Böyle. Cammet demiş, Pala abinin numarasını verir misin? Kardeşim, Pala abinin numarasını veremem. O hani benim gibi çok aktif değil, kızabilir sonra bana. Hani ben de onu takipçilerime Instagram'dan, işte ne bileyim, WhatsApp'tan falan devamlı cevap yazıyorum ama hani o öyle çok aktif değil arkadaşlar. Neden oto kurtarma? Neden oto kurtarma arkadaşlar? Kim yazmış? İbrahim Kocabaş oğlu. Neden oto kurtarma? Kardeşim, neden oto kurtarma? İşte biraz önce anlattığım gibi hani motorculuk yapıyordum. O işin sonu yoktu. Dükkan açtık, yaptık falan derken elimde de hani bir meslek olmadığı için hani biraz da çevrem olduğu için bu işe yöneldim ben. Bu yüzden oto kurtarma kardeşim. Abdullah Burunsuz demiş, abi neden yok o? Biraz önce anlattım kardeşim, sağlamlığından dolayı. Kemikli araba, seviyorum abi Yoko'yu. Recep Yılmaz, Antalya'nın nereye gidiyorsun? Muratpaşa'ya gidiyorum kardeşim. Can Şahin, selamun aleyküm, aleyküm selam. Semih Poyraz, abi arabanın motor yenileme videosu ne zaman gelecek? Vallahi motoru indirdiğimiz zaman çekeceğim kardeşim. Sıkıntı yok. Mustafa demiş, üçüncü araç almayı düşünüyor musun? Şu an düşünmüyorum kardeşim. Zaten işlerde eskisi gibi değil. Yani komple şu pandemiden dolayı ülkede bir durgunluk var. Taha yazmış. Nasılsın? Teşekkür ederim Taha, iyiyim kardeşim. Sen nasılsın? Göktuğ yazmış tekrar. Göktuğ Göçer. Sıfırdan bu işe başlasan hangi çekiciyi tercih ederdin? Hangi çekiciyi tercih ederdim? Gene Iveco'yu tercih ederdim abi. Neden Iveco? Benim için arkada çift teker olması her zaman için avantaj. Her zaman için avantaj arkadaşlar. Ondan sonra sağlamlığından dolayı, hani piyasada kendini kanıtlamış bir araba. Ankara'da bile artık dolmuşçular çoğu hepsi Iveco'ya dönüyor arkadaşlar. Büyük kayar kasa almayı düşünüyor musun abi? Ağır rampalıdan bahsediyorsun sanırım. Ağır rampalı kardeşim şu an için bizim için yaş. Çünkü onlar maliyeti çok yüksek arabalar. Bir de tırcı çeviren çok olacak. Ne bileyim, kamyoncu çeviren çok olacak falan, pişman yani. Şu an için düşünmüyorum kardeşim. Mehmet Uğurlu yazmış, abi kaç yaşındasın? Eyvallah kardeşim, teşekkür ederim. 37 yaşındayım kardeşim. Ruhan Civelek, Civelek Oto Kurtarma Bursa'dan, ben de bir soru sorabilir miyim demiş. Sor başkanım, sor. Başkan, çekici işi yapılır mı? Aylık kaç para kazanıyorsun? Ya sen bari sorma kardeşim bunu ya. Canını yerim. Mustafa demiş, tekrar kasko ve Iveco anlaşman var mı demiş. Yok kardeşim, ben özelim ya. Kaskoyla anlaşmam, sigortayla anlaşmam yok ama bazen beni arıyorlar. Hani fatura kesiyorum onları, arabalarını çekiyorum yani. Onlar kaskodan, sigortadan parasını alabiliyorlar. Erdem Gürbüz yazmış. Pala, başkan sabit bir ücretle mi çalışıyor yoksa yaptığı işe göre mi? Kayseri'den selamlar. Kayseri'ye selamlar buradan kardeşim. Erdem kardeşim. Pala sabit bir ücretle çalışıyor. Yani yaptığı işe göre değil ama hani ekstra uzun yol çıkarsa tabii ekstra parasını alıyor arkadaşlar. Ondan sonra 2021 Miraç yazmış. Ford Transit düşünür müsün? Çekici için lütfen cevap. Kardeşim, 2021 Transit düşünür müsün? Yok, düşünmüyorum ya Transit kardeşim. Yani Iveco'da devam edeceğim inşallah. Transit düşünüyorum. Zaten Ankara'da da Transit çekici pek tutulmadı arkadaşlar. Yani topu toplasan 5-10 tane falan Ankara'da ya Transit vardır çekici olarak ya yoktur. Yasin Yıldız, sıfır yok kadar alacak mısın? Bunun cevabını verdim kardeşim. Nasip kısmet. Erkan abi, senin Dali'yi satmak yerine Pala'nın kullandığı Dali'yi neden satmayı düşünmüyorsun? Sonuçta arada model farkı var. Bay06 yazmış. Kardeşim, güzel bir soru sormuşsun. Şimdi Pala'nın arabayı niye satayım kardeşim? Şimdi ben bu arabayla hani şehir içi de çok koşturuyorum. Ankara'dayım devamlı da. Hani haftada bir gün iki gün hani uzun yol işim çıkıyor. Ben uzun yola gittiğim zaman Ankara'daki müşterilerime karşı hani mahcup kalmamak için müşterilerimi küstürmemek için ya Erkan da hep uzun yola gidiyor demem
dememesi için ikinci araba Ankara için de şart arkadaşlar. Onun için ikinci arabam temiz, 250 bin kilometrede. İhtiyar bir emekli dayıdan aldım. Zaten videosunu izlemişsinizdir. Temiz arabam. Yani kullanışı güzel. Halanın sevdiği bir araba. Ondan dolayı satmıyorum arkadaşlar o arabayı. Zaten onun kilometresi de az yani. Nasıl bu işe girdin? Yol gösteren oldu mu yani? Hayatta atılacak gençlere ya da iş kuracak insanlara ne gibi tavsiyelerin olur demiş. Nasıl başlasınlar sence iş hayatına demiş. Güzel bir soru sormuş kardeşim. Ve son soru. Bu sorudan sonra artık arkadaşlar video burada sonlandıracağım. Artık Antalya'ya girerken falan bir çekerim. Üstümdeki motoru indirirken falan çekerim yani. Olay böyle. Şimdi anlatayım arkadaşlar. Kardeşim güzel bir soru sormuş. İşte nasıl bu işe girdin? Bu işe girdiğimi anlattım kardeşim. Yol gösteren oldu mu? Tabii ki bu işe girerken birkaç kişiye sordum. Hani fikir danıştım. Yeni iş kuracak gençlere de kardeşim. Koray kardeşim yeni iş kuracak kişilere de şöyle söyleyeyim. Yani şimdi baştan başlayayım o zaman şöyle. Abi gençlere sevdiği işi yaptırın. Yani mesela benim ufak çocuk Ramazan'ı hani hepiniz bilirsiniz. Hani birçok videomda vardır Ramazan. Çocuk sanayi ortamını seviyor. Arabaları seviyor. Lise işte 2'den çark okuluna geçti. Sanayide çalışıyor şu an. Hani mesleğini severek yapıyor. Yani insan önce benimsediği işi severek yapacak arkadaşlar. Yani ne bileyim hani aklı becerisi berberliğe mi gidiyor? Abi vereceğin yetişecek orada. Ne bileyim oto aksesuarına mı gidiyor? Cam filmine işte boya koruma işini sever. Vereceksin abi yetişecek orada. Ha, okuluna da göndereceksin onun okuluna abi. Yani burada kardeşim hani yeni başlayacak gençler derken hani oto kurtarma işinden yani bahsetmiyorum arkadaşlar. Oto kurtarma işinden. Şimdi abi gençler ne yapmak istiyorlarsa önce araştıracaklar. Ya şunu yapsam daha mı iyi olur? Yani gıda sektörüne mi yönelsem? Nakliyecilik mi yapsam? Minibüsçülük mü yapsam? Ne bileyim çekicilik mi yapsam? Veya tırcılık mı yapsam? Aa, bundan önceki videomda Astros videosu vardı. Bilenler bilir. Apo kardeşimle devamlı görüşüyoruz biz. O mesela azmetti. Dedi abi dedi ben dedi tır elitini alacağım dedi. Sereceleri alacağım dedi. İşte yurt dışı şeyini alacağım dedi. Onun aslında niyeti Avrupa tarafından tırcılık yapmaktı. Ama bir türlü şansı bir yaver bir gitmedi adamın. Ha Türkiye'de yapıyor burada şimdi. Hani 3-5 kuruş parasını kazanıyor. Hem iyicene tecrübesini kazanıyor falan. Yani insan sevdiği işi yapacak arkadaşlar. Yani meslek seçimi çok önemli. Bunun için de arkadaşlar gençken yani özellikle ailelere söylüyorum. Yani çocukların eli neye yatkınsa, zekası neye yatkınsa ona vereceksin abi. Elektrikçi mi abi? Oto elektrikçisi. Çok güzel para var abi. Oto kaportacısı. Çok güzel para var. Elektronik beyin işinde. Çok güzel para var. Şanzımancıda. Çok güzel para var yani bu işlerde arkadaşlar. Yani sanayi deyip geçmeyin yani. Ama çekirdekten yetişmesi gerekiyor. Yani çocuk giderken okumasını istiyorsan bir yandan meslek lisesine vereceksin veya çarp okuluna vereceksin. Benimsediği işi yaptıracaksın arkadaş. Ha, öbür türlü ne oluyor? Ya benim çocuğum sanayiye gidemez. Ağır iş falan. Cart cart işte orası ağır iş, burası ağır iş. Abi lise bitiyor. Kimisi üniversiteyi de bitiriyor. Yani hani beni yanlış anlamayın ama hani dışarıda milyon tane üniversite mezunu işsiz var arkadaşlar. Niye bu? Elinde bir meslek olmadığı için arkadaşlar. Atanamıyor, bekliyor, okuyor. Hani bir şey elde edemiyor. Elinde de meslek yok. Sonra ne oluyor? Vasıfsız eleman oluyor abi adam. Ya pazarda çanta satıyor. Ya başka bir şey yapıyor. Adam ne yapacak abi başka? Yapacak bir şey yok. Onun için diyorum ki ailelere gençken zekası, yeteneği neye yatkınsa çocuğun ver abi. Çocuğun geleceğini kurtar. Sen çocuğa kötülük yapmıyorsun. Geleceğini kurtaracaksın. Durum böyle. Neyse arkadaşlar video bayağı uzun oldu burada. Burada kesiyorum. Zaten yorumlarda da bitti. İnşallah arkadaşlar Antalya'ya girdiğimiz için artık yol boyu devamlı videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Dostlar, selam dostlar. Afyon'a geldim. Afyon'a çıkıyorum da kettle'a bir su koyduydum abi. Suyum kaynadı.
Şöyle buharlar tutuyor, bakın görüyorsunuz. Hazır kahve falan da vardı da dedim bu sefer bir çay içeyim abi. Sallama çay attım. Şöyle sıcak sıcak bir çayımı içeyim abi. Çay içelim arkadaşlar. Kettle'ımız var çok şükür. Şöyle atıştırmalı kaldım. Onunla yiyeyim de. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Urubasan. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Oo, vallahi çay iyi geldi abi ya. Çay. Çay güzel abi ya, çay seviyorum. Hala. Hala Metin. Kuşlar gibi ikimiz dostlar, Antalya'dan herkese günaydınlar. Uykumuzu aldık sabah erken. Sabah saat şu an 9. Bir kahvaltı yapacağım. Ondan sonra Mercedes bayisine geçip arabayı teslim alacağım inşallah arkadaşlar. Antalya'da hava çok güzel. Şöyle göstereyim. Ünlük güneşlik her taraf yeşil. Bir kahvaltı yapıp hemen geçiyorum arkadaşlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bir kahvaltı yaptık. Kahvaltının ardından arkadaşlar konuma doğru gidiyorum. Son yarım saat gösteriyor. Sıfır Mercedes'imizi alıp yola çıkacağız inşallah. Antalya'da arkadaşlar böyle yazdan kalma bir hava var. Çok güzel bir hava var. Montu falan çıkardım. Hava gerçekten çok güzel. Yani sıcak. Etraf dağlarla kaplı. Şöyle muhteşem bir manzara da var. Gidiyoruz abi konuma doğru. Sanki Antalya'ya şey gelmemiş arkadaşlar. Kış. Yani her taraf yeşil yeşil duruyor. Yani görüyorsunuz. Ankara nere? Antalya nere abi? Döşeme 6 diyor. Vay be. Oy oy oy. Manzaraya bak. Tabii öyle öyle abi bizimki ya. Abi önemli yani. Tabii tabii kesin. Ya cep telefonundan bile abi çekiyorum. Tamam abi, herhangi bir sıkıntı yok. 07 yazmışız abi, 06. 06. Tabii coştuk. Plakalı aracı. Tamam. Hatasız hasar. Arkadaşlar Antalya'dan çıktım. İki aracımızı da aldım çok şükür. Tertemiz, sağ salim. Antalya'dan şu bucağa çıkış var arkadaşlar. Virajlı yollar var burada. Orayı çıkıyorum şu an. Yollar biraz bozuk burada da.
Şöyle virajlı bir yollar var, oradan geçeceğim şimdi. Ondan sonra bucağa ineceğiz. İşte bucakta benim bu arabayı aldığım arkadaş vardı, Bekir. Bucak Otokurtarma, Yılmaz Otokurtarma. Ben bu arabayı ondan almıştım o zaman. Onun yanına uğrayacağım. Abi dedi buyur gel dedi, bir yememizi ye, bir çayımızı iç dedi. İşte onun yanına uğrayacağım. Orada bir mola veririm. Ondan sonra artık istikamet Ankara diyeceğiz arkadaşlar. İnşallah sağ salim Ankara'ya doğru ineceğiz arkadaşlar. Şu karşı rampayı çıkacağız anasını satayım. Şöyle kırılır. Rampa çok ya. Dağlar oymuşlar abi. Dağların kenarından çıkıyoruz işte. Aşağı taraftan giriş istikameti var. Yukarıdan girişi var. Burdur bucağın en seksi çekicisi geliyor. Bekir kardeşim. Burdur bucağın en seksi çekicisi. Abicim hoş geldin. Hoş bulduk Bekir'im, ne yapıyorsun? İyi abi vallahi, şükür seni sormadım. Eyvallah. Hacı sen nasıl geziyorsun böyle la, plakasız plakasız? Bize ne yapacaklar abi, bir şey olmaz. Gel gidelim. Gidelim, dur şu geçelim de. Ne yapıyorsun kardeşim? İyi vallahi abi. Gel. Nasıl gidiyor Bekir'im? İyi vallahi, çok iyi abi. Yolda gelirken biraz bahsettim senden de. Hı. Geçelim mi? Geç geç geç. Ne kadar çok polis var la burada. Abi ileriye de kesmişlerine radar. Radar vardı gördün de. Çok polis arabası gelip gidiyor ya. Tanıyorlar seni herhalde Bekir'im. Abi Allah'a şükür ya. Dostlar bucağa geldik. Bekir kardeşimin yanındayım. Hani yolda bahsetmiştim. Benim arabayı aldığım kardeşim. Yani benim çekiciye başlamama hem vesile olan hem aldığım kişi Bekir. Sağ olsun buyur gel dedi. Biz de buyurduk. Şimdi oturacağız. Biraz muhabbet edeceğiz. İnşallah. Arkadaşlar Antalya'dan araçlarımızı aldık. Ankara'ya doğru giderken Antalya'ya çıktıktan sonra bucak geliyor Burdur'dan önce. Evet abi. Burdur'la bucağın en hızlı çekicisi Bekir kardeşim. Allah razı olsun. Benim bu Dali'yi ben Bekir'den almıştım. Yani Bekir'in yeri bende ayrı. Hani ailecek görüşüyoruz. Hani bir dostluğumuz, bir ahbaplığımız var. O işte buyur ettiydi, geldik çok şükür hani karnımızı doyurduk, işte yedik içtik, sohbet muhabbet, biraz hasbihal masbihal derken şimdi Abbas yolcu arkadaşlar, yolum uzun benim, istikamet Ankara'ya doğru gidiyoruz. Bu arada Antalya, Burdur, işte Bucak, Isparta taraflarında oto çekici işi olan olursa beni nasıl görüyorsanız, Bekir kardeşim de öyledir arkadaşlar, çekinmeden arayın yani. Hani kimseyi üzmez, telefon numarasında sağ üst köşeye bırakıyorum arkadaşlar. Hani kaydedin lazım olur abi. Isparta, Burdur, Bucak, Antalya istikametine yakın olan yerlerde çekici ihtiyacınız olursa Bekir kardeşim her daim burada. 7/24. Allah razı olsun. Bekir abi. Kardeşim senin söylemek istediğin bir şey var mı? Abi söyleyecek bir şey yok. Hayırlı yolculuklar. Allah razı olsun. Kanalında bol şans abi. Zaten Türkiye'de ilk gibisin. Eyvallah. Maşallah. Allah başarılarının devamını getirsin abi. Allah razı olsun. Sağ olasın. Teşekkürler. Allah razı olsun. Dostlar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm arkadaşlar. Evet, en son Bucak'tan ayrıldığımdan beri kamerayı açmamıştım. Şu an Polatlı'yı geçtim arkadaşlar. Çünkü video bayağı bir uzun oldu. Soru cevap videosu falan da olduğu için. Hani yolda pek fazla çekmedim video. Hani Bucak'tan sonra Polatlı'yı geçtim. Temelli'ye doğru gidiyorum arkadaşlar. Artık Temelli'den sonra Ankara inşallah. Araçlarımızı indireceğiz. Artık oradan ben de evime geçeceğim inşallah. Belki arabaları indirirken çekebilirim, belki çekmeyebilirim arkadaşlar. Tam belli olmaz o. Videonun devamında zaten görürsünüz. Çekemesem de arkadaşlar. Kapanış videosu olarak çekerim zaten. Çok şükür yuvaya girdik, Ankara'ya girdik, Polatlı'yı geçtik. Temelli'ye doğru geliyoruz. Çok şükür Rabbime kazasız belasız geldik arkadaşlar bugün de. Evet dostlar, adrese geldik. Fulensi indirdim, şimdi Mercedes'i indireceğim. Abimize teslim edeceğiz inşallah. Mercedes'ten sonra artık
istikameti. Bir vlogun daha sonuna geldik arkadaşlar. İstikamalı resimle takip etmeyi unutmayın. Abone olmayan varsa arkadaşlar lütfen abone olup zil butonunu açarsa her attığım videodan haberdar olur. Videoları da beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.